Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimimizin bu videosunda admin giriş ekranını yapacağız ve bitireceğiz. Şimdi hatırlarsanız şöyle bir ekran yapmıştık. Hani tasarımı sadeleştirmiştik falan filan derken. Şimdi bu ekrana admin girişi olmadan gösterilmemesini sağlayacağız. Yani bir session yapısı kuracağız. Ön yüzde yaptığımız gibi. Hatta ön yüzdeki bir helper dosyamız vardı bizim. Customer Session Helper diye. Onu buraya almıştık ve ismini admin yapmıştık. Sadece oradaki kontrolleri düzenleyeceğiz ve onu şu ekranda home kontrollerinde kullanacağız. Sonrasında da login kısmına gitmesini sağlayacağız. Oradan da admin girişi yaptıracağız. İsterseniz başlayalım. Bakayım benim mikrofonumda sorun var mı? Yok. Gayet güzel. Evet, admin tablomuz şu anda boş. Bir tane ekleriz beraber, sorun değil. Evet, şimdi Application Controller Home. Evet, şimdi Home dahil, Home'un altında yapacağımız her işlem bir Session kontrolüne geçmesi gerekiyor. Biz de bu kontrolleri, yani her kontrolü şu her fonksiyon içerisinde ayrı ayrı yapmaktansa direkt Construct fonksiyonunda yapsak çok daha karlı oluruz. Çünkü neden? Hani biliyorsunuz ki bir controller, yani bir sayfa açıldığı anda ilk okunan fonksiyon, her şeyden önce ilk okunan fonksiyon construct fonksiyonu. O yüzden biz session kontrolünü burada yaptığımız zaman altında yer alan diğer fonksiyonlara ayrı ayrı eklememize gerek yok. Tabi bu bahsettiğim şey login kontrollerinde olmayacak. Çünkü orada zaten bir giriş yaptırma kontrolleri olduğu için orada ekstra bir kontrollere gerek yok. Ha, orada ne yaparız maksimum? Şunu yaparız. Eğer giriş yaptıysa tekrar giriş yapmasını engelleriz. Admin'in. Tekrar bir session doldur boşalt yapmasını engelleriz. Evet. Şimdi helper kısmında admin session helper diye ismini değiştirmiştik gördüğünüz üzere. Şu fonksiyonun ismi, bunu admin check session diyelim. Şu user yazan her yeri admin yapalım. Admin code. Evet. Şimdi şurada bakın, fark ettiyseniz session ismi var. Biz bunu admin giriş yaptığı zaman oluşturacağız. Bu admin kod nereye eşit olacak? Şuradaki admin koduna eşit olacak. Tamam. Evet. Başka ne var? Admin kod. Burada admin kodu muydu? Evet, admin kodu. Burası tablodan gelen sütun burası. Bir de ne vardır? Admin durum. Böyle bir şey yapmış mıyız? Admin yetki. Admin yetki. Admin durum diye bir şey yapmamışız. Admin yetki 1, admin 2 kullanıcı yapmışız. Yetkiyi mi duruma çevirsek? Sonuçta aktif pasif olayı var ya. Evet ya, bunu çevirebiliriz belki. Bir admin durum. Bir aktif, iki pasif. Tabii bir tane kullanıcıyı da ana bir admini de süper user diye tanımlayacağız. Onu kimse silemeyecek. Öyle bir şey yapacağız. Admin kod diyelim. Evet, şimdi buradakilerin hepsini admin diye değiştirelim. Sadece şurada admin, şu adminle ilgili bir şey değil. Admin kod burası. Bu da admin key adı olabilir belki. Evet, şöyle yapalım. Admin kod. Admin kodu ve admin mail. Admin mail'i de session'a aktarabiliriz. Bunun dışında başka ne var diye bakıyorum. MD5 yapmışız. IP adresle admin kodunu yapmışız. Session olarak. Burada bir error log bastırmışız. Bunu kapatabiliriz. Tamam. Şimdi bu yaptığımız fonksiyonu home kısmında parent, yani parent'ın hemen üzerinde construct kısmında çağırmamız gerekiyor. Orada da nasıl bir şey yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. İlk başta diyeceğim ki this load helper, nedir bunun ismi? Admin
Administration. Dosyanın ismi Administration. Alt direği Helper kısmını yazmıyoruz tabii ki. Sonra bir de Administration fonksiyonunu çalıştırıyorum. Bundan ibaret. Peki bu nereye gönderiyormuş? Ona bir bakalım. Şunları hatta şey yapabiliriz. Ne diyelim? Ne diyelim? Admin login klasörün ismi admin home mu olsaydı acaba ya? Hepsini öyle yapsaydık. Ya da şey yapalım. Hiç karıştırmayalım. Direkt login yapalım. Hatta login page olsun. Ana sayfadaki gibi. Login page altında indeksi yönlendirsin. Evet. Şimdi şu ekrandayım. Sayfayı yenilediğim anda patladı. Home 7 dedi. Home'daki 7. This load helper admin session. Evet. Admin session. Tamam. Doğru değil mi ismi? Admin session. This load helper. Construct. Evet. Parent. Parent'ın altında mı yapacağız bunları ya? İlla. Yerleri yanlış galiba. Evet. Gördüğünüz gibi login page kısmına gitti. Hatta şunu da kendimiz küçük yazalım da login page diye gitsin. Link de yanlış olmasın. Şimdi buradayım. Sayfaya iniyorum. Gördüğünüz gibi admin panel login page adlı bir kontroller gidiyor. Admin panelde o home kısmına erişmeme izin vermiyor. Yani bir session kontrol yapmış olduk. Şimdi isterseniz gelin o kısmı da yapalım. Login page. Evet, burada yine şu en üstteki bifeğini alalım. Tamam. Class login page extend controller. Evet. Public function index. Yani orası aslında buraya gelecek gördüğünüz gibi. Bakın. Giriş sayfası dedim. Gördüğünüz gibi direktman bize buraya atacak. Şimdi burada ne yapacağız? Burada bir yani tabii ki de bir direktman view tanımlamamız lazım. Ve bizim şu yeni klasördeki HTML içerisinde bir tane şeyimiz var ya. Semi dark menü. Vertical dark menü bizim ise. Neyse fark etmez. Burada bir bakın şurada gördüğünüz gibi Sign'in HTML var. Bunu kullanacağız veya bunun kapaklısı var. Şurada kapaklı bir giriş sayfası var veya da onu kullanacağız. İkisinden bir tanesini kullanacağız. Bakalım. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hemen bakalım. Hemen bakalım. Evet. Burada diyorum ki this load with nedir? Login page alt direği tamamdır. Ya da login view diyelim. Şimdi login view diye benim bir view'im yok. Doğru söylüyor. Hemen şu yeni klasörü açalım. Admin'den yeni klasörden HTML vertical dark menü coverlı olanı alalım. Tamam mı? Admin panel view içine aktaralım bunu. Bunun da ismini view kısmını açıyorum. Bunun da ismini neydi? Login alt direk view php yapıyorum. Sayfaya iniyorum. Gördüğünüz gibi tasarım bozuk halde geliyor. Normal. Şimdi burada bir header footer diye bölmesi yapmayacağım. Çünkü gerek yok. Buraya ne diyebiliriz şimdi? Setting'i bir yönlendirebiliriz buraya. Bir ana sayfanın başlığını falan yazdırabiliriz. Bu da bir view data açalım. Yine önceki gibi. Setting diyelim. This common model get. Zaten bir hatırlarsanız bütün şeyleri common model dosyalarını buraya da aktarmıştık. Evet. Buraya da bir data yollayalım. Evet. Setting kısmına burası değil. Bir saniye. Ben bunu login'de atmam lazım. Özür dilerim. Burası home kısmı. Şurada atmam lazım. Evet.
Setting'den şu sitenin başlığını en azından yazdıralım. Bakalım neymiş sitenin başlığında ne yazmıştık? Site alt tire başlık. Evet, site alt tire başlık. Admin panel diyelim. Bir de tabii şeyi yazdırabiliriz. Hani artık şuradaki kısımlar var ya. Bunların hepsindeki linkleri Base URL'den çekmesi gerekiyor. Bunu zaten biliyoruz artık. Evet. Echo Base URL. Tabii bu admin'de olduğu için admin'den çekecek direkt bunları. Ve en altta bulunan bir bundle işte JavaScript'imiz var. Bunu da çekelim. Tabii bu hani admin girişinde Ajax'la yapıp yapmamak tamamen size kalmış ama ben tamamen Ajax'la yapacağım. Şimdi sayfayı yeniliyorum burada. Ne dedi? Login PHP 9'da sıkıntı var dedi. Hemen bakalım. Neden öyle bir şey dedi? Model, common model. Yüklü mü değil? Bakalım. Yo, yüklü. C'yi büyük yazsak. Evet, düzeldi. Fakat base URL'de ne var acaba burada? Site admin URL var. Site admin URL de bu. Tamam, doğru. Niye gelmiyor peki bunlar? Admin panel layout. Ha, tamam. Çünkü neden? Bir şey daha eksik var bu arada. Assets. Aynı. Ön yüzde yaptığımız hataları yapıyoruz şu an. Şuraya bir tane daha assets gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Assets dedim. Ve buradan sayfayı yenilediğim anda gördüğünüz gibi geldi. Tamam, süper. Şimdi şurada bir tane resim var. Kapak resmi. Hemen onları bir düzeltelim hızlı bir şekilde. PHP Echo Base URL. Hiç bu kapakla değiştirmeyle falan uğraşmayacağım. Sonuçta burası şu anda mesela bakın. Şöyle bir şey var. Burada da bir site başlığı yazabiliriz. Örnek veriyorum. Echo Setting site alt tire başlık. Burada böyle yazabilir. Buraya da admin paneli yazabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi böyle yazabiliriz. Veya tam tersi. Yani yerini değiştirebiliriz. Böyle bir şey yapıp bu iğrenç oldu ama şunu alıp buraya yazarız. Buraya da admin paneli yazarız. Evet. Şu kısmı da düzenleyelim hemen. Giriş formu işte ne diyelim biraz güzelleştirmek için lütfen sistemde kayıtlı bilgileriniz ile giriş yapınız. Sanki başka bir şey yapabilirmiş gibi. Evet, şunu da sildim. Şunu da bu butonmuş, onu silmiyoruz. Google'a giriş yap. Ya sen adminsin kardeşim, senin Google'a ihtiyacın var. Şu an şuradan şunları sildim. Şunları da sildim. Tamam. Burada giriş yap dedim. Kapattım bunu. E-posta adresiniz. Şifreniz dedim. Bir de bunları acaba please hold'a yazsam mı? Yani please hold'a gerek var mı acaba? Şuradan içinde yazdırsam mı diye düşündüm de bir an. Neyse gerek yok. Şimdi gelelim. Burada bir form oluşturmaya. Şu role kısmını komple bir form için alıyorum. Form action diyorum ve olduğu yere göndersin diyorum. Metot post on submit return false. Evet. Ve bu forma bir de bir ID verelim ki hangi verileri çekeceğimizi anlayalım. Ne diyelim? Admin login form diyelim. Tamamdır. İsmini de. Şunlara bir de name verelim. Name, email, name. Pass ve buna da on click giriş yap olsun. Bunun fonksiyon ismi. Şimdi biz ana yüzde yani ana kısımda bir sweet alert'ü çekmiştik değil mi?
Evet, mesela Swift Alert kütüphanesini çekmiştik, dahil etmiştik. Şimdi isterseniz onu da buraya dahil edelim. Çünkü onu da kullanacağız burada. Ana sayfadan default altından, asset altından Swift Alert'ı alıyorum. Admin panelde direkt asset içerisine aktarıyorum. Olduğu gibi. Yani ekstra bir klasörün içerisine daha atmıyorum. Olduğu yere aktarıyorum. Evet, şimdi şuradayım. Şunu kopyaladım. Assets altında Swift Alert. Neydi onun ismi? Swift Alert 2.min.js. Evet, Swift Alert. Alert 2.min.js. Tamam, bir de bunun CSS kütüphanesi var. Onu da dahil edelim. Asset altında Swift Alert. Swift Alert 2.css. Tamam, bunları da dahil etmiş olduk. Şimdi olay şundan ibaret. Şimdi biz bu formdan verileri gönderdiğimiz anda bir dönüş olacak Swift Alert kısmına. İstersek hani böyle bir array altına alıp yani bir JSON altına alıp öyle gönderebiliriz. İstersek de direktman hani echo boşsa, şuysa, buysa gibisinden yazdırabiliriz. Biz biraz hani JSON'la döndürelim verileri. Daha tatlı görünsün. Evet, şimdi custom. Evet. Login. Tamamdır. Evet, şimdi şu formdaki kısma, giriş yap kısmına bir tane buraya bir şey açalım. Yani kendimiz bir custom CSS diye, şey JavaScript diye bir dosya açalım. Hatta admin.js diye açalım. Daha tatlı görünsün. Ve admin.js'i de burada direktman dahil edelim. Admin.js. Tamam mı? Giriş yap demeyelim ya, şunun ismi de. Login. Admin login diyelim. Tamam. Evet. Function admin login. Şimdi ilk başta ne yapacaktık? Bizim formumuzun ismi neydi? Admin login form. Yani datamız aslında buradan geliyor. Evet. Şimdi bir de şu butona İki kere tıklanmasını engelleme kısmı var ya, yani iki kere sürekli tıklamasınlar. Login buton diyelim. Bir de bunu engelleyeceğiz ilk başta. Tabii onu da şimdi yapmayacağız ama. Nokta Ajax diyerek ilk başta Ajax kısmını yapacağız. Sonrasında da login PHP altındaki bir kontroler, yani bir fonksiyona göndereceğiz bu yapıyı. Evet, type kısmımız, form'un type'ı neydi? Post. Örnek veriyorum. Datası neydi? Bizim datamız olan yukarıdan gelen, formdan gelen bilgiler. URL de şöyle bir tepeye URL diye bir fonksiyon atayalım. Let URL eşittir. Neydi? Localhost dijital ürün admin panel. Evet. Tamam. URL eşittir URL artı login page artı login data. Ön yüzdeki fonksiyon yapısıyla aynısı olsun. Success function diyorum ve result adında bir değişken atıyorum içerisine. Ve bu result'tan dönen değerler benim için bir obje olacak. Yani bir JSON datası olacak. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Var obje ya da let. Hani let de yapabiliriz, tanımlayabiliriz. Obje json.parse result diyorum. Ve şu sval file var ya, yani Swift Alert'ün kütüphanesi olan sval.fire aç tırnaklarına, evet, title nedir? Objeden gelen title, işte text, objenin içinden gelen text ve ikon, OBJ'den gelen ikon. Bunlar nereden gelecek? Login datadan dönen değerden gelecekler. Tamam mı? Bir de şöyle bir şey yapabiliriz. If OBJ ikon eğer success dönüyorsa
bir yönlendirme işlemi yaptırabiliriz. O da şöyle, set timeout'la 1 saniye içerisinde yönlendirme yaptırabiliriz. Tabii ilk başta bir uyarı verdirebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Onun dışında login butonumuz vardı ya, ona şurada bir şey yaptıralım ilk başta. Şöyle bir şey yapalım. Login buton nokta prop disable true. Bu buton tıklandığı anda disable olacak. Eğer success dışında bir veri geliyorsa da bunun tıklanmasını tekrar aktif edeceğiz ki giriş yapan yönetici tekrar butona tıklayabilsin. Evet, bizim bu tarafımız bitti. Fakat şu an hani formda herhangi bir işlem yok. Bakın basıyorum, öyle bir şey yok. Çünkü neden? Login PHP altında bir login data yapmadık. Hemen gelelim buraya. Evet. If this input metot post ise, şimdi burada ister veriyi hani formalizasyon yapmaya gerek var mı? O da önemli bir kısım. Hani iki tane değer var diye formalizasyon yapmaya gerek yok gibi düşünebilirsiniz ama yapsanız iyi olur. Ya da yapmıyorsanız bile en azından hani kalkıp böyle ikisini ayrı ayrı alıp yapıyorsanız da hiç sıkıntı yok. Çalışır okey ama yine de kontrol yapmaya dikkat edin. Ne diyelim, formalizasyonu bir yükleyelim ilk başta. Hadi ilk başta şunu bir yükleyelim. Formalizasyon library'si bunun hangisiydi? Bu da değil. Library. Neyse, kendim yazdım. This load library form validasyon. Tamam. Bir de form validasyonun artık kuralları vardı. Tabi biliyorsunuz ki bunu artık. Nedir? İlk başta email, e-posta ve valid email. Bir de ne vardı? Şifremiz vardı. Bu da şifre. Boşlukları silsin. Boş geçilemezsin. Bu kadar yeterli. E-postada bir de form şey, e-postanın geçerliliği kontrolünü yaptırdık. Onun dışında bir şey yaptırmadık. Form validasyon run diyeceğiz. Yani müzik var ya, çalan bu yaratmış. Evet, eğer false'sa burada diyeceğim ki şöyle bir şey söyleyeceğiz. Error diye bir değişken atayalım. Eşittir array. Evet. Artık o hani title bölümleri var ya, işte buradan gelecek. Title error, işte text, ne diyelim buna, boş alan bıraktınız ya da hatalı e-posta adresi girdiğiniz desin ve ikon neydi? Error olsun. Tamam. Şimdi şunu kapatabiliriz. Else kısmında ise ilk başta soru yazacağız. Diyeceğim ki query this common model get eğer ne diyelim admin e-posta mıydı? Şunlar. Tamam, bakalım. Admin kağıdı, admin e-posta. Evet. Admin e-posta. This input post email true. Şöyle aşağı alabiliriz. Evet. Bir de admin şifre. Evet, bu da pas gelecek. Fakat nasıl pas gelecek? SHA-1 MD5 içerisinde gelecek. Ve bir de admin durum yaptırabiliriz. Ya da admin durumu şurada yaptıralım, daha iyi olur. Admin diyelim. Şimdi buradan gelen veriler okey ise. If query admin durum eğer birse burası, eğer değilse şu error'dan alacağım. Diyeceğim ki yöneticiliğiniz pasif hale, pasif. Hani böyle bir şey yazabiliriz. Bu da çok aşağılayıcı oluyor. Yöneticiliğiniz pasif. Sen kimsin köpek? Pasif duruma getirilmiştir diye. Tamamdır. Evet. Admin durum birisi ne yapacağız? Artık burada giriş yapmamız gerekiyor. Şimdi buraya
Aynı arayüzdeki yaptığımız gibi bir nasıl desem size şifreleme ile bir şey birleştireceğiz ya. Onu burada yapıyorduk yani. Onu burada yapacağız. This input IP adres nokta query diyeceğim ki admin kodu. Ve bunu admin login ok diyelim. Login ok diyelim. Ve bunu alacağım buradan. Diyeceğim ki SHA-1 MD5 evet. Bunu da admin login'e tanımlayacağız. Yani nerede o bizim yaptığımız session? Hemen bakalım. Admin session. Admin login'e tanımlayacağız. Hani session login true diyorduk ya. Evet, şimdi başlayalım. This session set user data. Evet. Bunu açıyorum. Admin login. Hatta şuradakilerin hepsini alabiliriz. Evet. Admin login. Çünkü neden? Bir array içerisinde değil şurası. Tamam. Admin login oku. Gördüğünüz gibi bütün şeyleri oluşturduk. Bir de buraya admin ID'si yapsak mı acaba? Gerçi ID'ye gerek var mı? Gerek var mı diye düşünüyorum da. Admin ID. Gene de atalım da biz ne olur ne olmaz ya. Admin ID'sine de Query'den gelen admin ID diyebiliriz. Tamam. Session'ı oluşturduk ve bir de buraya tabii ki de giriş yani başarılı girişi mesajını verdirmemiz lazım. Şöyle bir şey yapalım. Giriş başarılı. Yönetim paneline yani giriş başarılı yönlendiriliyorsunuz. Tamam. İkonda success olsun ki diğer tarafta yani JavaScript tarafında bunu anlayıp şey yapsın, yönlendirsin. Loglar bölümüne bakacak olursak. Şimdi logları biz arayüzden yapmıştık. Onu buradan alalım. Şuradaki kısma ekleyebilirim. Hatta şurada ekleyelim. Evet. Common model. Loglar. Bunu da admin giriş diyelim. Admin girişi yapıldı. Hangi admin giriş yaptı? Bu. Evet. Tamam. Bu logları hani her yerde kullanacağız ki sonuçta bu logları biz admin panelde listeleyeceğiz ya. O yüzden bizim için önemli bir hale geliyor log yapısı. İşte sipariş verdi, ne bileyim giriş yaptı falan filan. Tabii o logları biz ileriki dönemde her yere ekleyeceğiz. İşte sipariş oluşturulduğuna da ekleyeceğiz. Sipariş ne bileyim belki de üyeye sipariş düzenlemesi ya da sipariş değişikliği hakkında bir sipariş notu ekranı yapacağız. Oraya girdiği anda belki de log girecek. Ya da iletişimden bir mesaj gönderecek. Onun logu buraya düşecek gibi. Çünkü mesajı silseniz bile logun kalması gerekiyor. Ya da ne bileyim işte bir blog kısmına ileri dönemde mesela yorum açtık. Yorum yaptığı zaman loglar buraya düşecek. Hani yorumu silebilirsiniz ama log kalıcı olur gibi. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ya da ürünlere yorum yaptı mesela. Evet, hani ürünün sonuçta satın aldı ve ürün hakkında yorum yaptı. Hani kötü yorum diye sildiniz, okey. Ama onun logu kalmak zorunda ki sonuçta ne zaman yaptığını görmeniz lazım size. Yani biz logları temizleme yaptırdık ama normalde logların hepsinin yedek alındıktan sonra temizlenmesi lazım. Hani bu yasaya göre de böyle. Özellikle e-ticaret sitelerinde. Tamam. Şimdi sayfayı yeniliyorum buradan. Tıklıyorum buraya. Hiçbir şey olmuyor. O kadar kod yazdıktan insan bir çalışır ya. Admin.js. Evet. Nedir bu? Login button disable true. Button it login button. Login button diyelim. Bunu da button diyelim. Acaba isimden mi karıştırdım? Bunun başka bir ID'si var mı? Yok. Sayfayı yeniliyorum. Allah Allah.
Hamilton practice. Niye öyle bir hata verdik? Şurada admin GS'in içinde bir şey mi acaba? Ön belleği mi olmadı? O login. Garip. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir JavaScript yani class'tan olmaya çalışalım. Define diyor. Çok garip ya. Bir saat. Arkadaşlar sorunu anladım. Sorun büyük ihtimalle kütüphane yüklemediğimiz için oluyor. Yani jQuery kütüphanesi var ya. O burada eksik. İsterseniz bunu arayüzde biz yapmıştık ya. Oradan alalım. Default içerisinde assets, JS, vendor.js. Bu bizim jQuery kütüphanemizdi. Bunu da asset altına yüklüyorum. Buradan vendor.js diyorum. Ve sayfayı buradan yenileyip bir bakacağım. Evet, gördüğünüz gibi login data'ya gitti. Bakın hatta şey yaptı. Disable etti gördüğünüz üzere. Bu nedir? Admin panel login page login data. Ha, araya tire koy şey slash koymamışız gençler. O nerede? Hemen bakalım. Şuraya. Şuraya slash koymamışız. Sayfa yeniliyorum. Ya Allah'ım çıldıracağım ya. Burada ne hatası var? Invalid ne diyor? Sertifika. Vendor.js. Acaba üstte mi gelecek bu? Login page. En üstte mi gelecek şurası? Açık burada Bootstrap JavaScript'ine ihtiyacımız yok ki zaten. Orada bir ihtiyacımız yok. Şimdi burası giriş sayfası. Ne diyorsun ya? Acaba CDN'ine mi alsak? CDN şey query. 361 mi alsak acaba ya? 361 en tatlı şeylerden bir tanesi şurada. Alayım şunu bir. Deneyelim bakalım. Ne yapacak? Ne yazıyor burada? Error sertifika mı yazıyor? Ben mi yanlış yapıyorum? E-mail ve password boş gidiyor diyor. Nasıl boş gidebilir ki? E-mail ve password. Şurada bir data acaba ekranı yazdırsak mı? Alert data desek mi acaba? Gerçi bazılarını var, bazılarını let yaptık. Acaba ondan mı ya? Saçmaladık birazcık burada. Şöyle var yapalım hepsini bir. Tamam ya. Güzeldi sonunda. Gerçi yok yine düzelmedi. Bakıyorum. Login data. Allah Allah çok garip şu an ha. İlk defa yaşamış gibi oluyorum şu an bu hatayı. Ve altı. Adres. Peki niye öyle gitti bunu? Ya Allah kahretmesin. Ben JavaScript'te bunu HTTP'ye mi yaptım? Ya of vallahi öleceğim sinirden. Şimdi bunları tekrar LED'e çevireceğim. LED kullanacağım hepsini ya. Vallahi billahi. Sinir oldum şu an. Tamam. Sayfayı yeniliyorum. Yine ne oldu? JSON parse. Bana bırak mı kalsa hepsi. Sayfayı yeniliyorum. Yine bir yerde hata var diyor. JSON input.
Jason Parks. Orada mı hata yapmışım? Acaba ne hatası yaptım? Şimdi şuradakini de geri alıyorum. Vendor.js var ya. O bizde böyle kalsın. Sayfayı dinliyorum tekrar. Bastım. Admin.js'te böyle bir hata var diyor. JSON parse. Vendor.js'le ilgili bir sıkıntı yok galiba da. Admin.js'te niye böyle sıkıntı var? Tekrar bunu bir şöyle bir acaba ön bellek mi yaptı diye düşünüyorum da. Login view. Tamam, doğru yerdeyiz değil mi biz? Yaptım yaptım. JSON input. Login data'ya gidiyor. Oradan ya ben niye unutuyorum şu an? Echo JSON diye geri dönmedi ki. Şurada Echo JSON encode diyerek error'u geri döndüreceğiz. Tamam mı? Şimdi şurada tekrar son kez hepsini lete çevireceğim. Çünkü güncel bir değişken tanımlama yöntemini kullanmak istiyorum. Sayfayı yeniledim. Tıklıyorum. Allah'ım sonunda yarabbim. Şükürler olsun. Tamam. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bir sorun görünmedi şu an. Tamam. Ne yaptık? Vendor.js'i çektik. Çünkü bizim jQuery kütüphanemiz yoktu. Onu biz arayüzden aldık, çektik. Admin.js'imizi çektik. Şunları silebiliriz artık. Gerçi ön belleğe takılmasın diye yapmıştık. Sadece bir yazabiliriz böyle. Ön belleğe takılmasın diye bunları versiyonları kendimiz verdik. Admin.js'de var o ile tanımladığımız değişkenleri lete çevirdik. Ve login.php'de de login data kısmında şunu unutmuştuk. Çünkü biz tamam verileri böyle array olarak yaptık ama bunu biz geriye JSON olarak döndürmedik. Yani şunu yapmamız lazım ki geriye şu değerleri döndürsün ve şurada o değerleri yazsın. Tamam. Bir de şurada HTTPS yazmıştık. Onu da HTTP aldık ve düzeldi. Ya tekrar söylüyorum ben hata olduğu zaman hani durdurup devam etmek istemiyorum. Yani o an beraber çözelim istiyorum. O yüzden biraz uzayabiliyor ama güzel oluyor. Evet, admin kullanıcı adı info at. Admin şifresini de hemen şuradan kendi araçlarımdan kullanayım. Evet, şu bir tamamdır. Admin kodu da Yavuz olsun. Admin ekleyen ene Yavuz olsun. Bütün yetkilerim var. Tamam. info.yavuz.com şifre 1-2-3 yaptım. Ne yaptı gene? Ne hatası verdi gene? info.yavuz.com 1-2-3 login page 500 error mu? Common model. Ne ya? Çünkü common modeli büyük mü yazmadık? Kesin ondan. Kesin ondan yani. Net. Evet. Sayfayı yenileyeceğim. Yok. Hala bir sıkıntı var. Hala bir sıkıntı var. Ne yazıyor burada? Admin. Posta, admin, şifre. Tamam. Common model get yapmışız. Query'den gelen admin durum. Admin durum mu? Alt tire mi durum mu? Yoksa direkt durum mu? Admin durum. Alt tiresiz durum. Şöyle. Bir de buraya da admin durumu da ekleyelim. Hazır gelmişken. Session'a. Çünkü hani mesela admin şu anda içeride birisi banladınız mesela. Direktman o an çıkması lazım. Tamam mı? Şuraya da admin kodu diyeceğim. Admin girişi yapıldı. Tamam. Şimdi tekrar sayfayı inliyorum. Allah'ım ne olursa olsun artık. 1-2-3 yaptım. Yine bir hata. Login data. 53'te sıkıntı var diyor. Add data mıydı? Ha, burası da yine hani C. Büyük C olacak. Başka nerede var? 53 neresi? Orası zaten. Tamam.
Info şifre 123 dedik. Tamam. Ne yaptı bu? Admin kodu. Evet, şimdi session kısmı nerede? Evet, şurası da admin olacak. Üyeler tablosu vardı ya. Tamam. Sonunda ya Rabbim. Ya Rabbim, Allah'ım sana şükürler olsun. Subhanallah, ilk defa görenler. Şimdi session destroy dedim. Şunu bir session'dan çıkartalım. Bizi bir ana sayfaya yönlendirsin tekrar. Şimdi bir de login view'de gördüğünüz gibi type text kalmış. Bunu da şifreniz kısmına yaptırıyorum. Bakın ya, aynen. Hatalı demesi lazım şu an mesela. Onu yapmadık mı biz? If query admin durumda yapmışız. Bir de şunu yapmamız lazım. If query diyeceğiz. Şurada. Evet. If query. Evet. Burası değilse burası diyeceğiz. Ne diyeceğiz ki buraya da? Yönetici bilgileri yanlış diyeceğim. Şu query durumlu kısmı da if query'nin içerisine alacağım. Çünkü bir kere varsa çalışacak burası. Varsa ve durumu birse. Durumu 2 ise de tamam. Şimdi tekrar yapıyorum. Gördüğünüz gibi bilgileriniz yanlış. Pasif alayım mesela kendimi. 2 yaptım. Bilgiler yanlış. Doğru giriyorum. Üyeleriniz pasif. Tekrar aktif yapıyorum. Şifre başarılı giriş yaptım. Evet, sonunda yani bayağı bir çetrefilli süreç oldu ama güzel bir kontrol yapısı kurduk. Tamamdır. Artık bu dersten sonraki her ders yani şuraya mesela buraya işte yöneticinin ismini yazacağız. Bu birincisi. Hatta onu yazalım mı şimdi? Evet. View kısmına geliyorum. Inch içerisinde admin header. CTRL'de evet kara yok. Bu mesajlar kısmı. Değil mi? Şurası. Evet, burası bu. Tamam. Karyon'dan sonraki kısım. Evet, şurası olması lazım. Ne yapalım buraya? PHP echo SS içerisinde admin key adı diyelim. Buraya da mesela ne diyelim? Yönetici diyelim. Sayfaya iniyorum. Gördüğünüz gibi Yavuz yönetici geldi. Resmi silebiliriz. Ya da oraya sadece bir admin user png koyabiliriz. Yani bunu koymayalım. Buraya da profilim ve çıkış yap kısımlarını ekleyelim. Hatta çıkış yapı şimdiden yapabiliriz. Profilim işte lock screen burası. Yani şifremi değiştir yapalım. Tamamdır. Bir de şunu silelim. Çıkış yap kısmını şimdiden yapabiliriz. Evet. Hatta yapalım bunu da. Evet. On click. Return confirm resim. Ya da çıkış yapmak istiyor musunuz? Ne yapmıştık biz? Şöyle bir şey yapabiliriz. On click. Admin logout diyelim. Tamam. Biz şeyde yapmıştık galiba onu sanki. Evet. Logout diye bir şey yapmıştık ya. Arayüzde, ön yüzde. Onu yapacağım şimdi. Void 0 dedim ona da. Şimdi arayüzde yaptığımız bir logout fonksiyonu vardı. O da bu. Admin logout dedim. Evet hani soru sorduğu zaman direktman evet çıkış yap dediği anda çıkış yaptıracak bir fonksiyon. Şu. Şimdi login page logout'a gitsin demişiz. Login data altında şuraya da public function logout dedim ve session destroy dedim. Ne dedim? Redirect by visual login page dedim. Evet, sayfayı dinliyorum. Buradayım. Çıkış yapa bastığım anda bir şey olmuyor. Çünkü neden? Büyük ihtimalle şu home kısmında biz şeyi çağırmadık. Admin.js'i çağırmadık. Home kısmına geliyorum. Yani admin footer'da. Home kısmında mıydı?
JavaScript'ler. Admin script diye bir şey yapmışız. Nerede orası? Burası. Tamam. Sayfayı yeniliyorum. Ha, bir de tabii kütüphane var. Tweet alert kütüphaneleri var bir de. Admin script. Evet, tweet alert. Bir de login kısmındaki header'daki tweet alert'ün CSS kısmı var. Bunu da buraya yerleştirebiliriz. Sayfayı yeniliyorum. Evet, gördüğünüz gibi oturumunu sonlandırılacaktır diyor. İptal deyince bir sıkıntı olmuyor. Çıkış yap deyince hop beni ana sayfaya atıyor. Güzel, bir sıkıntı yok şu anlık. Bir de şunu yapabiliriz. Şimdi login page'deki login data var ya şurası ya da şurası. Burada şöyle bir kontrol yapabiliriz. Eğer giriş yaptıysa bunu direktman ana sayfaya gönder. Yani nasıl? Şöyle yapabiliriz. @ss admin login eğer eşit eşitse SHA-1 içerisinde MD5 ya da direktman admin login doluysa da yapabiliriz. Yani if şöyle direkt böyle yapabiliriz. If admin login varsa redirect ne yapsın? Base URL'e atsın bunu. Home kısmına atsın direktman. Yani bundan ibaret. Tekrar bir login kısmına yönlendirmesin. Hatta bir deneyelim. 1, 2, 3 yapmış bir de. Giriş yaptı. Şimdi ben tekrar login page'e girersem beni tekrar ana sayfaya attı gördüğünüz gibi. Hani tekrar tekrar bir session oluşturmasına aslında engel oluyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi Sweet Alert de tertemiz bir şekilde çalışıyor. Artık bundan sonraki derslerde şu yan sayfada gördüğünüz bölümleri yapacağız. Tabii şu ilk başta ana sayfayı bitirebiliriz belki. Ana sayfada şu verilerin hepsini veri tabanından çekeriz. Şu son 10 sipariş, son 10 kayıt olan müşteri, işte bu ayki toplam geliri çekeriz. Ana sayfayı bitirdikten sonra listeye geçeriz. Daha tatlı olur. En azından şurada bir aklımızda bir veri ya da eksik bir şey kalmaz. Evet, biraz uzun bir ders oldu ama bence keyifli bir ders oldu. O zaman kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve lütfen beni takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.